gitu sih. انت خريج من عندنا انت خريج من اي جامعه صعب شو تسوي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ve hamd Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve salamlar uzatlayın sahabelerden Allah subhanahu wa ta'ala uzun ağzı bugün bulsun babazım işlemi yaptı mı? Biz iftarlıklarımızı kılıp taravih namazıya varış imkaniyetimiz yoldan Safardamız, şundan bulsa da biraz sohbetleştiğini rica kıldık. Sohbetimiz kıskara buluşmaya ihtimali var çünkü zarayetkemiz yok. Şimdi mavzunu, hemen 20 faiz kaldı. Mavzunu biraz rica kıskartıramız. Besunnetler mavzusu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetlerine tecavüz kılıyetken ve bu tecavüzüge 100 yıllar, 100 yıl etrafında urunup hiç nersene ipl almaya kılıyetken cemaa var. Bu cemaanın başı da çekralevi degen adam turgen. Bunlar Angliyanı, Hindistan'a bugün müstemleke uruçları da, huruçları da vücudu giden taife. Bunların sohbetlerini, makalelerini yazgen biz. Hozirgi kundagi bularning faoliyatlari to'g'risida qisqacharoq xabar beraman. Doim bularni yomonliklaridan ogohlantirib turishimiz foydadan xoli bo'lmaydi. Bugungi kunda bular islohotchi niqobida ish olib borishadi. Asosiy olayotgan manbalari bizning o'zbek zabonlarimiz, o'zbek tilida gapirayotgan besunnatlarning asosiy manbalari Turkiya hisoblanadi. Turkiyada bu Hozirgi hukumatdan oldin CHP, MHP degan partiyalar va to'g'rirog'i Otaturkning o'zini partiyasi strategiyasi bilan qurilgan ilohiyot fakultetlari bo'lgan. O'sha ilohiyot fakultetlarida sof musulmon olimlarni o'rniga ilohiyotchilarni tarbiya qilingan. Bular yetishib chiqqandan keyin islom ummatining orasida ixtiloflarni islom musulmonlar ming yillar mobaynida amal qilib kelayotgan mazhablar, aqida tushunchalarini botilga chiqarish uchun urinishgan. Bular hozirgi kunda Turkiyani o'zida fosh bo'lgan, aksariyati fosh bo'lgan. Ba'zilarini Xabar Turkka o'xshagan sionizm tashkilotiga aloqador ularning ideologiyasini tarqatadigan telekanallarda chiqarib turishadi. Ulardan bittasi Mehmet Okuyan degan odam. Bu Mehmet Okuyan degan odam o'zi qori odam, qori murattab qori bo'lgan, lekin u sotilgan xoinlar toifasidan. Xoinlik qilib, sunnatni inkor qiluvchilar toifasiga o'tib ketdi allaqachon. Bir oz oldinroq Yashar Nuri Özturk degan odam bo'lgan, Yashar Nuri Özturk. Turkiyada ilohiyotchi, falsafachi sifatida ko'proq tanilgan. Namozni inkor qilishi, o'zini benamozligi, aroqam ichib qo'yaverishligi shu oxiri kelib eng oxiri yozgan kitobi Jannatga deistlar kiradi degan aqida bilan kitob yozdi. Deist tushunchasi dahriylarni bir tur ko'rinishi. Ular aytadiki, Xudo bor, biz ishimizga aralashmaydi. Shariat kerak emas, payg'ambar kerak emas, hech kim kerak emas, biz o'zimiz aqlimiz bilan din to'qiymiz degan toifa. Yashar Nuri Özturk o'lishidan oldin xuddi shu aqidasini oshkor qildi. Aytdiki, jannatga deistlar kiradi, boshqa hech kim jannatga kirmaydi degan da'voni qildi. O'ldi, o'lganida janozasida faqat ateistlar qatnashdi. Dahriylar, shu loyiq sistem deydi ularda, loyiq sistemni odamlari janozasida qatnashdi. O'ta fosiq odam edi. Hozirgi kunda bu o'zbek zabon besunnatlari orasida Kamol Yo'ldosh degan
şarlatan var, bu şarlatan uşağını ustazım deyip yürüptü. Hakikatta ustazı bir kıl kalıp, nur yok, faiz yok, bir beyfaiz adamlar. Yani İhsan Elacık degen adam var, İhsan Elacık. Bunu Türkiye'de komünist sistemesine davet kılıyken ilahiyatçılardan biri değildi. Komünist sistemesine. Yani hiç kanday kapital adamlarını kulda buluşu mümkünmez. Zakat kançıdan pul verilir dese bir günlük moldan taşkarı hemen bir varış gerekli. Şu zakat değildi. Mesela bana aldım da bir çeşke kofiye durdu. Buldu koyan hemen arsalarım bir varışım gerekli. Menge kofiye kifaya kıladı deyişim gerekli. Yani bu sosyalizm. Ortada sosyalizm düşüncesini işte İslam'a bugün, Müslümanlar'a bugün kurulucu'ya kaldı kısmetle kalan adamlar. Yani bunların Türkiye'de cüde yakışı tanışken bu Türkiye hükümeti bile sütleşip kaldır uykamağı da oturuptu. İhsan Elacık degen adam. Müslümanlık davasını kıladı, iman davasını kıladı. Lekin, bismillah. Lekin bugünkü günde bu şey sosyalizm düşüncelerini İslam deyip talkın kılışkı urunadı. Hop, bugün tercüme kılınıyorken bu uz namı bilen başlanan bir sahife var. Kemal'ın yoldaşı yurttadı. Kemal'ın yoldaşı tarihini aldın aitken bu sen bazılarına yengeliği bulsun, bilmegelilerine. Sayramlı adam, okutucu, İngilizce'den okutuculuk kılı yürgen başladı. Keyin bu adam Abdülvali Karaken'e maruzalardan tasarlanıp selefilik, radikal düşünceler bilen kurallangen. Çimkent'te, Sayram'da bismillah. Çimkent'te, Sayram'da cüdekette topalallar kılıçlikke çağlangen. Cihat kılamız, hemimiz tayyarımız deyip topalan kılıçı başlagende. Kenebe, yani Sayram'ın mahsus hizmetleri tamamından tazyikka olingen ve kaçgen. Bu adam kaçıp Türkiye'ye gelen, Türkiye'de ilk tasarlanan adamı bu Türkiye'deki yine bitti adam var, Kurt adam. Bunu Edip Yüksel deydi. Edip Yüksel Amerika'da, Virginia şehrinde duradı. Bu adam hem tamamıyla Kur'an'ın sünnetini inkar kılıp özü. Yüzerinde 19 var degen kitap yazgen. Aleyha 19 ayetini sarlavka olarak ve Kur'an'da kaysi ayet 19'a doğru kelmesi inkar kıladı. Tevbe suresinin ahirige 3 ayeti var. Abu Huzeyme radıyallahu anhudan rivayet kılingen hadis var. Uşa Abu Huzeyme'ni bir kişinin dalaleti iki kişiye ötedi degen hadis bilen uşa ayetini mushafke Abu Huzeyme'nin özlerini duaklı gibi alingen. Aslı o mushafke alingen. Aslı da Mushabga kiritishdan oldin Qur'on bizga qalbma qalb yetib keladi. O'sha Edip Yuksaldan ta'sirlangan Kamoliddin yo'ldosh o'sha paytlarida 200 ta narsani sanab, o'shalar Qur'onda yo'q, demak ularga amal qilinmaydi sanagan. Birinchi sanagan narsasi la ilaha illalloh Qur'onda bor, Muhammad Rasululloh yo'q degan. Yani la ilahe illallah desek buldu. Müslüman bunun için Muhammed Resulullah kelimesi kereymez. Bunu Umavi halifeleri ki İngiler tokuyendir, davanı kıyendir. Bunu şey, Türkiye'deki aynen Edip Yüksel getirgen bu gafını. Ki mezheplerin yokluğu falan ayet yok, yani falan mana yok, mezhepler yok, başka 200 sene gibi. Bu şefette ben bunlara ettim. Bu şefette bu bilen bilgeler buladı. Azoptik radyosunda ben açık mülakat kıyendim. Bu şu açık mülakatta bu vergen savalınca cevap verir mi? Saval şu, Nisa suresi de Allah-u Teala Hürrimet aleykum ummehatukum ve benatukum deyip ayette öntürt ayalı seneydi. Bu şu öntürt ayal içi de kız farsantını seneydi Allah-u Teala. Lekin nebire farsantlarını senemeydi. Demek Kur'an-ı Kerim'de yok bulsa onge amel kılınmaydı degen davaga göre Kemalettin yoldaş nebirege üylenişlikini caiz de biledi mi degeninde onu ne degen? Ya degen nebirege üyleniş cirkenç iş bunu sana oturmaydı akıl bilen tapsak buladı degen. Ha Allah Teala ona göre üylenişliğine ait yaptı. Eğer cirkençlik buladigen bulsa nebirenin sana meslek sana şart bulmasa ona neyem sana meslek gerekirdi? Degenimizden ki bu adam tamamıyla tupike kirgen. 2 yıldan beri tupikten çıkalmaydı. Bu savalga cevap veralmaydı. Çünkü
sünnetini inkar kılışının akıbeti şu. Benetükümden murad kız ve onun nebireleri ekelliğini Kur'an'dan tapmayız. Belki hadisten tapamız, usulden tapamız, lügattan tapamız, başka bir ilimler arkayı tapamız. Hazır bunlar ak ve kara sahifesi de güde aktivleşiş yaptı. Aktivleşilere kanaka ilmi savalgül, ilmi cevap yok. Cevap bire almasliklerini bilgelleri zahatı derro hakarat kılışı. Hakarat kılışı. Beni bir neçen mertte tek kılıştı. Ak ve kara sahifesi ki ben kub itibar vermegendim. Lekin bizde mesuliyet sıfatı da bir iki köz yugurtturgende kurdum ki bazılarını ularga nisbatan yetarli javobni bera olayotganlarini ko'ryapman. Masalan, Said Komil degan birodarimiz bor. Alloh rozi bo'lsin. Ilm borasida, zakovat borasida qoyil. Mana shu bolaga ular bilan bir joyda ishlaymiz ham. Tashakkur aytaman. Yaxshi xizmat qilyapti. Lekin ba'zilarda bir oz bilim saviyasi yetarli bo'lmaganligidan ular bilan bahsga kirishganda ba'zi detallarga ahamiyat berilmayapti. Shuning uchun men kirib ba'zi narsalarni yozdim. Mana Said Kamol ham bir savollarni beribdi. Misol uchun Hurum shahru Hurum, Ashhurul Hurumni qatdan nima oyatda qatdan bilamiz? Qaysi oylar Ashhurul Hurum degani? Degan uni ham javobi Qur'onda yo'q. Yana men bu Falamma qada Zaydun deb boshlanadigan Ahzob surasi 36-oyatda o'sha oyatning o'zida agar hadis bo'lmasa, hadis kulliyoti bilan bu oyatni biz tafsir qilmasak, oyatning ma'nosini umuman topa olmaydi. Shuning uchun oyatlarni qo'ydik, javob kutyapmiz, javob yo'q. Javob o'rniga haqoratlar bor. Kamoldin yo'ldosh kelib haqorat qilyapti. Bu Murodim Dilmurod degani bor, o'rta saviyasiz bola. Keyin Farhod Asli degani bor. Farhod Asli aytayaptiki, yana Zinnura Zinnura degan qiz profilda bir profil bor. U ham bilishimizcha avvallari Atis Dahriylarning sahifasida yurardi. Biroz moyilroq o'shalardan bo'lgan, o'zini jinnisini yoqib olib gaplashadigan profilga o'xshaydi. Bular aytayaptiki, Qur'onni Alloh o'zi himoya qilaman degan. Qur'onda oyat bor deyapti. Qur'onda men Qur'onni himoya qilaman degan oyat yo'q. Qur'oni Karimda inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun oyati bor. Inna nahnu nazzalna zikra da zikr kalimasi bor. Qur'on zikr ma'nosini beradi, to'g'ri, lekin zikrdan murod sharaf ham. Boshqa bir oyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga arablarga xitob qilib aytishni buyuradi. Fihi zikrukum deydi arablarga. Qur'onda sizlarning zikringlar bor, ya'ni sharafinglar bor. Sizlarning maqtovinglar bor ma'nosi bor. Demak, islomning sharafini ham Alloh taolo o'zim nozil qildim, bu sharafini o'zim himoya qilaman demoqchi. Yana boshqa bir oyatda zikrdan murod shariat. Islom shariatini to'laligicha qamrab olgan ma'lumotlari zikr deyiladi. Zikrdan murod Qur'oni Karim to'g'ri, zikrdan murod payg'ambar alayhi salatu vasallamning hadis shariflari va bulardan kelib chiqadigan to'g'ri ma'no, to'g'ri jamoatni Alloh subhanahu va taolo bu oyatda o'zimiz himoya qilamiz deyapti. Qiyomatga qadar ahli sunna va jamoa aqidasidagi jamoat bu islomning muhofazasida bardavom bo'lib borishadi. Qur'ondagi inna nahnu nazzalna zikro kalimasidagi inna birinchi biz degan ta'kid, nahnu ikkinchi biz degan ta'kid, nazzalna uchinchi ta'kid biz, nazzalna degi na u ham to'rtinchi ta'kid va inna lahu lahafizun. 5 marta ta'kid bor. Biz degan. Farhod Asli aytayapti, Alloh himoya qiladi deyapti. Alloh himoya qilsa, men o'zim muhofaza qilaman derdi. Albatta Alloh muhofaza qiladi, lekin bu joyda biz kalimasini 5 marta aytayapti. Bu 5 marta aytilayotgan biz kalimasidan kim iroda qilingan? Degan savolni kechadan birin beraman bu Farhod Asli degan asli noasli bolaga. Javob yo'q. Nima emish? Biz mutakallimni tasniyasi bo'lmaydi. Bu Alloh bilan Jibril deyapti. Voy. Qanaqa Alloh bilan Jibril bo'ladi? Oraga keyin Muhammad deb qo'shdi payg'ambar alayhissalom. Payg'ambar alayhissalomdan keyin qaysi ummat olib keldi bizga Qur'onni? Qur'on bo'lib qoldimi, o'zidan o'zi bo'lib qoldi? Yana o'sha yana bittasi yozdi.
nun harfidagi bitta harfi ham yo'qolmaydi Qur'on dedi. Harflarning ustidagi nuqtalar Qur'onda bo'lmagan boshqa. Qur'oni Karimning nuqtalari nimaga yo'q? Chunki Qur'onning qiroatlari 14 xil qiroat. Mutawatir qiroatlar bor. Ularda ta'ni ta'qilib o'qish bor. Ta'ni ya qilib o'qish bor. Masalan, ta'lamunni ya'lamun deb o'qish bor, na'lamun deb o'qish bor. Bularning hammasi qiroat ma'nosini ko'tarsa, bu mushafdagi Qur'on emas. Payg'ambar alayhissalomdan o'rgangan sahoba, sahobadan o'rgangan tobi'iy, tobi'iydan o'rgangan tabi' tobi'iy, ulardan keyin to bugunga qadar bir-birlariga og'izma-og'iz Qur'onni rivoyat qilib kelayotgan san'at bor. Qur'on mana shu Qur'on. Yer yuzidagi har bitta ya'ni kalomullohning kitobini olib yoqib olsangiz, bir kunda bu ummat qaytadan Qur'onni tiklab qo'yadi. Nimaga? Qur'on qalblarimizda yod turibdi, yod. Mushaf u tasdiqlash uchun. Bir odam mushafni olib o'zi Qur'onni yodlab olsa qori hisoblanmaydi. Jumhur ulamolar bir ittifoq aytadi. Qur'onni og'izma-og'iz olishimiz kerak. Nima uchun haqiqiy Qur'on qalbma-qalb og'izma-og'iz kelyotgan Qur'on. Demak, nahnu kalimasida Alloh subhanahu va taolo bu ummatning ichidan Qur'onni himoya qiladigan qiyomatga qadar keladigan ummatni yaratishligini aytyapti. Va Qur'ondan murod faqat zikrdan murod faqat Qur'on emas, Islom shariati ekanligini ham yaxshi bilishimiz kerak bo'ladi. Oq va qora sahifasini biroz reklama qilib qo'ydim. Kiringlar, ko'ringlar. Savolga javob bera olmasligi uchun haqoratga o'tadi ular. Haqorat ularni mavzudan qochishlik qurollari. Mavzudan qochish uchun haqoratga o'tishadi. Endi savol javoblarga ulguramizmi yo'qmi? Bizni ba'zi birodarlarimiz masjidga bormaysizmi deyshtdi. Safardamiz. Musofirlarga taroveh sunnat bo'lmaydi. Ya'ni bizning imkoniyatimiz ham yo'q bir ma'noda. Hozir 15 km piyoda yurib keldik. Kunduzi bilan harakat qilib keldik. Endi biroz boshqa mamlakatlardagi birodarlarimiz bilan ham bu joyda o'tirgan ba'zi uzrlik taroviga bormagan birodarlarimiz ham suhbatlashlikni niyat qildik. Lekin zaryadkamiz kamroq. Savol-javoblarni tezlatib o'qib gaplashsak bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Salom berganlarga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Shu mavzu bo'yicha shunga oid aka birorta topish iloji yo'qmi? Qo'yirban. Qo'ldan qotdi. Qo'rbakim tugab qoldi, bilmaydi. Zaryadga qo'ymaysizmi? Salom. Yaxshi siz tobi yaxshi. Mana shu to'qib qo'ying. Keling, keling, keling. Qo'ya buni. Ha, telefonda shu dedim. Hozir. Mana, mana bu. Xo'p, jonli efir bo'layapti-da hozir. Devona, gaplashamiz. Tezda to'g'ridan qo'ysangiz, aka, vaqt bo'lsa, ulovramiz. Ayyubxon Mirzayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum abror aka. Ramazonda muborak bo'lsin. Aka bir savol bor edi. Og'iz ochishda bulutni qizarganidan keyin ochilishini bilardim. Lekin Toshkentda taqvimda vaqti ko'ra 10 minut avval qizarayotganini ko'ryapman. Javobga oldin rahmat aytdilar. Savol bermapsiz? Savol bermapsiz? Bulut bo'lmasa qayerdan bilasiz? Bulut bo'lmasa ham nimadir qizarish kerak bo'ladi. Soatga qarab ochganingiz ma'qul. Abdusalom Bayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum qora aka. Savol: boshqa din vakillari xristianlar kofirmi yoki g'ayri dinmi? Javob uchun oldindan rahmat aytdilar. G'ayri din kofirlar ular. G'ayri din boshqa dini bor. Bizni g'ayri din degani bizni dindan boshqa dini bor. Kofirlar kofir hisoblanadi. Qachonki iymon keltirib islomni tan olmaguncha kofir deb aytilaveradi.
kofirlarni sınıfları var. Bazıları ahli kitap bo'ladi. Ahli kitap Yahudiler ve Nasraniler. Bularning fiqhi bizga bir oz muloyimligi bor. Fiqhi muomalalarda. Misol uchun ularning qizlarini olishimiz mumkin. Ular so'ygan jonliqni yeyishimiz mumkin. Ular bilan bo'ladigan muomalalarda shariat ruxsat bergan o'rinlari bor. Ravshan ibn Muhammad Qadidov degan birodarimiz, ustoz Mustafa Kamol haqida qisqacha aytib o'tsangiz deb turar. Mustafa Kamol Atatürk aslida boshlanish Toyib anaqada urunishda bu pasholadan bo'lgan Mustafa pasha deyilgan. Pasha ularda bosha nima deydi bizda? Komandorlardan bo'lgan, qo'mondonlardan bo'lgan. Xilofatni qo'mondonlardan, askariy quvvatini odamlardan bo'lgan. Bu Angliya Turkiyani mustamlaka qilishlik harakatida bo'lgan paytida buni askariy quvvatlari bilan juda katta xizmatlarni qilgan boshida. Keyin xilofat ag'anagandan keyin bu odam saylov parlament sistemasini ushlab qolish uchun juda katta harakat qilgan. Turkiyada Mustafa Kemal Atatürk'ning e'zozi, e'tibori Türk millatini mustamlaka bo'lishligiga yo'l qo'ymagan. Yutug'i bu, haqiqatda buni tan olish kerak. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Masalan biz Sovet burjuaziyasi, ya'ni Leninni revolyutsiyasidan keyin mustamlakalikka rasman kirib ketib qoldik. Biz mustaqilmiz degan gap bilan boshlandi, jadidlar harakat qildi. Jadid harakatlarining bir qo'li Turkiyada ham bo'lgan. Nima deydi ularni? Bir tashkilot bo'lgan. O'sha tashkilot sababidan keyin Cho'lponlar, Abdulla Qodiriylar, Avloniylar qatag'on qilingan. O'sha tashkilotga a'zolik to'qmati bilan, ya'ni to'qmat ma'nosida ularni bo'yniga shunaqa qo'yishgan, turkparastlikni qo'yishgan. Mustafa Kemal Atatürk millatini Angliyaga mustamlaka bo'lishiga yo'l qo'ymagan. Bu ma'noda to'g'ri. Lekin bu mustamlaka bo'lmaslik evaziga millat shakllantirish parlament orqali Türk millatini aslab qolishlik uchun mullalarga, ahli ilmlarga tazyiqlar o'tkazgan. Juda qattiq tazyiqlar. Ularda istiqlol mahkamalari o'rnatilgan. Bizda troyka degan narsa bo'lgan, bilganlar bo'lsa, Stalin davrida troyka degan narsa bo'lgan. 3 kishi guvohlik bersa otib yuborilgan. Buni mahkama qilib o'tir, sud qilib o'tir, yo'q. 3 kishining guvohligi bilan otilgan, surgun bo'lgan. Turkiyada istiqlol mahkamalari bo'lgan, mustaqillikni mahkamalari, odamlar yig'ilishib bitta odamni doppisi uchun osishgan. Doppi kiyganligi uchun, nimaga doppi kiyibsan, shapka kiymagansan deb, doppini yechmayman deganda osishgan, osilga hukm qilishgan. Mana shunaqa voqealar bo'lgan. Mustafa Kemal Atatürk mana shu narsalarda ko'p zulmlarni qilgan, azonni turkchalashligiga, turkiylashtirishga olib borgan. Mustafa Kemalning o'zini o'rtog'i bor. O'sha o'rtog'i undan keyin ham qattiq ishlarni qilgan, puliga o'zini rasmlarini qo'ydirgan, u uzun tarix bu. Ba'zi tarixiy arxivlar ochilganda Mustafa Kemal Atatürk'ni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga nisbatan yaxshi gaplari ham va u Qur'onni o'zi to'qib oldi degan gaplarini ham tarixlarda aytishadi. Bu yuqorida aytganim Yashar Nuri Öztürk degan odam Mustafa Kemalni deist deb e'lon qilgan. Deist. Xudoga ishonadi, lekin shariat kerak emas, menga Muhammad kerak emas, menga arablarning payg'ambari kerak emas degan da'volarni qilgan. Deydi, biroz tortishuvli mavzu. Nur Ahmad Maqsud, ustoz chap qo'lda choy quyish ovqat suzib bersa joizmi deb? Bular joiz. Chap qo'lda ichish makruh. Ravshan ibn Muhammad Qodirov, ustoz siyonist tashkilotlar haqida qisqacha aytib bersangiz deb. Bular siyonizm tashkiloti o'sha 1800-yillarning oxirlarida o'rnatilgan siyonizm tashkilotini nomi esimga kelmayapti. Kim edi? Ikkita odam qurgan xullas, siyonizm tashkilotining radikal tushunchalari bilan butun yer yuzidagi yahudiylarning finansal, ya'ni pul mablag'larini o'rtaga yig'ib, Quddusda davlat qurishlik uchun harakat qilgan Abdulhamid Xon
xalifaning oldiga kirib yer so'ragan. Kimi deya? Teodor. Teodor kimdir? Esga kelmayapti. Shu odamlar qurgan sionizm tashkiloti yahudiy tashkilotining ichidan, yahudiy tushunchasi, aqidasining ichidan chiqqan radikal tushunchalar. Yahudiylarning hammasi islomga qarshi emas. Yahudiylar ichida bir toifa bor, bular musulmonlarga ishi yo'q. Ular davlat qurmasligimiz kerak. Biz o'zi yer yuziga shoshilib ketgan millatmiz. O'sha aqidada yashashimiz kerak deydi. Sionizm tashkiloti al-ard al-mav'ud uchun harakat qiladi. Va'da qilingan yer bor ularning aqidasida, ularning muqaddas kitobimizda deydi, Talmud degan kitobda. Ya'ni bu Tavrotning sharhi, tafsiri ma'nosida. Tavrotda asl nusxasi yo'q. O'shandan qolgan sitatalar, iqtiboslarda aytishadi. Al-ard al-mav'ud bor, va'da qilingan yer bor. Bu Izroildan boshlanadi. Izroil, Falastin, Madina, Misr, Iordaniya, Suriya, Iroq, Turkiya. Mana shu yerlarning hammasi, O'rta Sharq yerlarining hammasi buyuk yahudiy millatini shakllantirish, qurish. O'sha joydan turib Sulaymon ma'badi, Quddusdan turib Sulaymon ma'badidan turib butun dunyoni boshqarish degan sistema bor. Bu sionizm tashkilotining aqida tushunchalaridan. Bugungi kundagi fitna nazariyalar, urush hammasi mana shu asosga qurilgan. Alohida suhbat qilamiz inshaalloh unga. Qayerda o'tiribsizlar deyaptilar Baxtiyor Mirzayev. Biz hozir Andijondamiz. Andijonda Bog'ishamol degan mehmonxonaning oldidamiz. Iftorlikdan keyin coffee time'da o'tiribmiz. O'sha Mustafa Kemal Atatürk o'sha musulmonlarni ideologiyasini sindirish aybi bilan ham ayblanadi. Bugungi kundagi Turkiyadagi islomiy muhit, islomiy tushunchadagi odamlar nazdida va o'shani g'oyani, ideologiyani sindirish uchun deyishadi, ilohiyat fakultetlarini o'rnatgan sharqshunoslardan ta'sirlangan, ularning manbalari, ularning ta'lim sistemasi bilan qurollangan ilohiyotchilarni shakllantirgan. Bugungi hozirgi kundagi zamonaviy turklarda sapiq deydi, ya'ni sapkan, adashgan toifalar sifatida o'sha Mustafa Islom o'g'li degani bor, Mehmet Okuyan degani bor, Edip Yüksel degani bor, yana Mustafa Öztürk degani bor va bizda juda mashhur bo'lgan Harun Yahyo degani bor. Harun Yahyo bu o'ta qarmashiq odam, sionizm tashkilotining kult tikilgan odamlaridan deyishadi. Avvalo o'sha mason tashkilotiga qarshi kitoblarni yozib mashhur bo'lgan va mason tashkilotini keyin ma'qullab 33-34 darajasini olgan odam. Dunyo bo'yicha 200 dan oshiq tilga, ya'ni 100 dan oshiq mamlakatlarga kitoblari tarjima qilib tarqatilgan, kitoblari qo'shtirnoq ichida, uni kitobi yo'q. Yevropada o'qigan, bakalavr, magistr darajasidagi ilmiy ishlarini olib, ya'ni diplom ishlarini tarjima qilib, butun dunyoga buni nomidan chiqarishgan, juda katta pul evaziga ushlab turishadi. Hozirgi kunda atrofiga manekenlarni yig'ib olib, turli xil o'sha moda qatnashadigan odamlarni yig'ib olib,
A9 kanali bor. Sabit bir ishlarni qilib o'tiradi. O'zini Mahdiy deb tasavvur qilib olgan odamlarni aldaydi. Yana hozir Turkiyada Jenar Taslaman degani chiqdi. Jenar Taslaman bundan 5-4 yil oldinlari falsafa bo'yicha bu ham professorlardan yosh odam, lekin dahriylarga, ateistlarga qarshi qattiq yaxshi mujodala berib yurgan edi. Birdan bu Mustafa, Mehmet Okuyan'ın koluna düştü ve besünnet buldu kaldı bu adam. Şu besünnetlerin içinde yürüttü, Arapçası yok, dinli şeriatını bilmeydi, bu şeylerin tasarı bulan yürüdü, falsafacı. Bu yan, Haldırgı Kündeki sapıklardan kısaplanadı. Bunlar, Mustafa Kemal Atatürk sistemasının mevaları. Bu sistemi için şekillendirilen, özleri tashkil qilgan ilohiyot fakultetlarida ta'lim tarbiya topgan odamlar hozirgi kunda buni ulamolar, Turkiya ulamolari abjag'in chiqarib bo'ldi bularni. Bularning hammasining basharasini ochib, kimligini tayin ma'lum qilib bo'lishdi. Mustafa Islom o'g'li deganini, Eron bilan aloqasi borligini, shiyalar siyosatiga moyil odamligini, o'sha Eronga borib kelgandan keyin turli gaplarni gapira boshlaganligini isbotlashdi. Mehmet Okuyan u aniq u sünnet inkar kuruluşları Yaşar Nuri Öztürk öldü, rak bulup öldü, rak bulup. Şimdi rak bulup ölüş bu bir adamın nispeten dünyada kimliğini bakalamaydı topu doğru. Lekin bu namazını, cüm'a namazlarını, taravih namazlarını üstünden külgen adam, deizmi maktagen adam, Allah bilen aldattılar, aldatış yolları deyip kitaplar yazdı. İslamlı Müslümanlarını, şark, şünaslarını, gharp felsefeçilerinin tuzağı bilen köp Müslümanlarına hücum kıyan adamlardan biri. Umurunu ahırıda yüzde nur degen narsa kalmadı. Görgen adam trik ölük deyip kuradı. Resimlerini koymak için ben yakında Kemalettin Yoldaşı'nın üstazı deyip bir makala kılı yapınız. İnşallah onu kılıp koyamız. Bu adamların ne iş kıyanları Türkiye'de. Nima ishlarni qilib kelishayotganligini isbotlash uchun o'shalardan olib o'zbeklarni, o'zbek musulmonlarni ichiga zaharlarni tarqatishyapti. Kamoliddin yo'ldosh nima deyapti? Bizni maslagimizga odamlar ergashib ketganiga Abror Muxtor Ali jirillayapti deyapti. Nimaga jirillaymiz? Hech kim ergashmayapti senlarga. Ergashmaydi ham. Faqat bu joyda bitta faktor bor. Islomni hali bilmagan, hech narsani tushunmagan odamlarni biroz ta'sirlantirishi mumkin bular. Ularga biz yetkazib qo'yish uchun kirib ularni falsafasini, saxsatasini ko'rsatmay aytyapmiz. Endi bu otarchiga o'xshagan, duxoba ishton kiyib olgan, dilnurga o'xshagan bolalar bilan bizning ishimiz yo'q. Ular zotan o'zi sapiq odamlar. Ular bir salaflardan bir kishini oldiga o'sha shi'a bo'lgan bir odamni olib kelishadi. Aytadiki, "Sen oldin nima ish qilarding?" desa, "Men eshak o'g'irlardim" deydi. Hozir nima qilyapsan? Hozir shi'a bo'ldim deydi. Senga bitta maslahat deydi. Shi'a bo'lgandan ko'ra o'sha eshak o'g'risi bo'lib yurganing yaxshi chi deydi. Shi'alikdan ko'ra eshak o'g'ri bo'lganing senga o'zingga foydali deydi. Xuddi shuningdek bu Dinnur otarchini otarchiligi foydaliroq buni mana bu besunnatlarning ichiga kirib olib jild banglashadi. Dinnurga shuni yetkazib qo'yinglar. Otarchilik yaxshi besunnat bo'lishdi. Aslida ikkasini yaxshi demaydi. Otarchilikdan yomonroq besunnatdi deyarli. Ularni o'zimiz sapiqliklari bor, biz ularga ilm ma'nosida raddiya beramiz. Mehrob Ashurov degan birodarimiz talabaga zakot bersa bo'ladim debdilar. Talabaga albatta zakot beriladi. Talabalar asosan zakot bilan o'qiydi biz aslida. Jamiyatlarda zakotning bitta yo'nalishi fi sabilillahga beriladi. Fi sabilillahni Imom Muhammad jihat yo'lidagi odamlar degan, Imom Abu Yusuf bilan Abu Hanifa rahimahulloh hajga ketayotgan odamlar deganlar va shu mutaahhir ulamolar talabalarni ham Alloh yo'lidagi jihodda yurgan odamlar sifatida e'tirof qilishadi va albatta talabalarga
zakot berish, ularni yillik kontraktlari bor, to'lovlari bor, yemoq ichmoqlari bor, kitobga pul kerak. Bunaqalarni hammasini ta'minlash boylarning zimmasida bo'ladi. Albatta zakotni ularga bersa afzal bo'ladi. Ali To'rayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Ayolim homilasi 8 oylik bo'ldi. Tez och qolib qolyapti. Men roza tutmay tur desam, yana og'iz bog'labdi. Men roza tutmay desam, gunohkor bo'lmayman dedilar. Ayolingiz agar tutib bemalol och qolgan bo'lsa ham, rozada ixlos bilan tutsalar, qo'yib bering. 8 oylik bolaga qattiq ta'siri yo'qdir, lekin doktor bilan ham gaplashish kerak. Doktor agar unaqa ta'siri yo'q, roza tutsalar tutsin desa, tutaversinlar. Tutma deb ularni qaytarmang. Va antasumu khoyrul lakum degan Alloh taolo roza tutsa afzal bo'ladi. Bobur Boburov degan birodarimiz internetda tarqayotgan 10 taga jo'natsang 10 kundan keyin undoq bo'ladi, baxting ochiladi degan xatlarni nima qilay debdilar. Hech e'tibor qilmang, ularni hammasi safsata, bekorchi, behuda narsalar. Abdulhamid degan birodarimiz, assalomu alaykum. Men samolyotga o'tirganimda og'iz ochishga yarim soat qolgan edi. Keyin osmon ko'tarilganimizda kun charaqlab turdi va shu uchishda 4-5 soat kun botmadi. Men nima qilsam bo'ladi debdilar. Albatta kun botmasa ocha olmaysiz. Ochmasdan samolyotga chiqqan bo'lsangiz, kun botmasa 4 soat 5 soat bo'lsa ham ocha olmaysiz. U agar o'sha 12 soat 24 soatga cho'zilib ketsa, keyin soat vaqti bilan turgan joyingiz vaqti bilan ochsangiz bo'ladi. Bo'lmasa 3-4 soat 5 soat atrofida bo'lsa samolyot tushgandan keyin ochasiz. Duo so'raganlar bor ekan. Ana yana Basriy degan bir birodarimiz keldilar. Hijobni dindan emas degan edingiz. Oyat bor ekan, u endi siz kufr keltirgan bo'lasizmi debdilar. Yo'q, men kufr keltirgan bo'lmayman, siz tuhmat qilgan bo'lasiz. Hijobni dindan emas demaganman, ro'mol dindan, diniy libos emas deganman. Ro'mol diniy libos emas deganman. Hijobni dindan emas demaganman. Hijob bu parda degani, avratni to'sishlik farz, lekin ro'mol bu urfiy holatlarga taqdim qilingan. Hamma o'zini urfi bilan kiyinaveradi. Faqatgina ro'mol bo'lsin emas, masalan, burqa bor yoki paranji bor, ular ham agar avratni bekitishlikka yarasa, urf buni qabul qilaveradi. Aynan bitta uslubdagi kiyimni, mana shu kiyim farz deyilmaydi. Kiyimning rangi, holati, turishi o'zgaraveradi, fason, modasi o'zgaraveradi, lekin maqsad avratni bekitib, ayolning badanini tashqariga ko'rsatmasa, mana shu hijob o'rniga o'taveradi deganmiz. Endi Basriy janoblari, siz tuhmat qilganingiz uchun uzr so'rab qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Ali Abdulloh degan birodarimiz, turklar so'zlarida ko'pincha fetochilar deyishadi. Bular kimlar debdilar? Feto hozirgi kunda Fatxulloh Gulen jamoasiga nisbatan ishlatilayotgan termin, terror tashkiloti deyishyapti. Feto. Shuncha Fatxullohchilar terror o'rguti deydi ular. Fatxulloh terror o'rguti sifatida buni qisqartirib aytishyapti. Terror tashkiloti ya'ni ma'nosida. Bu Turkiyaning da'vosi, Turkiyada harbiylar to'ntarish qilishga harakat qilishdi. O'sha to'ntarish muvaffaqiyat bermadi. O'sha to'ntarishni qilgan odamlar Fatxulloh Gulanga simpatiyasi bor harbiylar. Fatxulloh Gulanning o'quv kurslarida o'qigan odamlar sifatida ularni bo'yniga qo'ydi. 200 nechta ham odam o'ldi oddiy xalqdan. Juda katta ishlar bo'ldi, lekin Fatxulloh Gulanning hozirgi kunda Pensilvaniyada, Amerikada katta FBR tomonidan, ya'ni CRU tomonidan himoya qilinayotganligi,
Amerika bu adamını Türkiye'ye vermeyetkenliği, onu Amerika'ya işleyipken kılık kursatı yaptı. Lekin o adamın özü, bir de çakmanımdan başka işlersem yok dedi. Hakikaten mal varlığı yok. Mal boyluğu, şahsen özüge tekiştiği boyluğu yok. Lekin onunla canını tıkıp aradığı adamlar var. Misal için Türkiye'de İpek Holding degen teşkilat var. İpek Holding, İpek namı bilen atalegen bir adam var, milyarder adam. Şu adam var boyluğunu Fethullah Gülen'in oku sistemesiyle sarflagan. Juda katta boy adam, yakında onun uyunu büzüp taşıştı Türkiye'de. Katta uyunu büzüştü, halkı gapla çıktı, uyudan neç tonla yam tille çıktı, ondan da değişti. İşte boy adam, Amerika'ya kaçıp etken uyum kaldır. Juda katta boylikli ege adam. Özü Fethullah Gülen'i aldığına etkenimiz, hafız deyişen. Hafız degenin Murattab Kavru'dan taşkarı 200 bin hadisi turuğu bilen yad bilen. 200 bin hadisini turuğu bilen yad bilen degen adam deyişen. İlmi seviyede. Bu şey talim sistemesi bilen bütün devletlerini kolga alıştık. Küçüge ege bu bagen. Bazı devletlerde şuna kadar bugün indi Türkiye'de hem bizde katta işlerini kılışken Türkiye'de bunlarını tersleri katta bugün. Bunlarını cemaatler deyilen. Hizmet egeleri. Hizmet cemaası deyilen. Nurçiler deyip adaşı yapmış bizde. Ben avvalgi münasebette ettim. Nurçilik umuman başka. Nurçilik terör teşkilatı sıfatında Türkiye'de hem itiraf kılınmaydı. Onlarını kollab kuvvetlenedi, Risale-i Nur okutuladı, başkalar sakıladı. Fethullah Gülen cemaasını nurçiler demeydi onlar. Onlar Fethullah Gülen cemaasını hizmet cemaatı diyor. Hizmet diyor. Onlarda şerleri var. Hizmetlik yetecek miyiz diyor. Bu şey aldığım etkenden mesela bir kişinin çakırışı üyden çıkıp geledi, kavuşça çıkıp geledi. Çıkıp gelse ayıttı ki Bangladeş'te madrasa açılıyordu, sen hizmet kılışın gereğiydiyse arkasındaki kalan Allah'a emanet, kuruşturmak, kıyamete kaldırdı, kötü uğradı Bangladeş'te. Kavuşunu almıştırmaydı, üye kayıtıp girmeydi. Şunaki ıhlası terbiyeyle kılıngan adamlar. Bana şimdi onların şiarları, Türkiye'de Saman Yolu, bugün degen telekanallar bloga ait bugün, Zaman degen gazetesi bugün bunlarını, Zamanlı baş muhbiri Akmal Akram Dumanli degan odam. Hozir u Silvaniyada turibdi bu odam. 1 milliondan oshiq gazeta sotilgan. Zamon gazetasi. Siyosiy ma'noda juda katta kuchga ega bo'lishgan FETÖ tashkiloti deb shularni aytilyapti.